ölüm gelinceye kadar Allah'a kullukta daim. Onun için kardeşlerim, kesen değil, kesilen. Ateşe atan değil, atılan. Kuyuya atan değil, kuyuya atılan ol. Vallahi kazanan sen olacaksın. Miras kavgasından anasını öldürüyor. Babasını öldürüyor. Kardeşini öldürüyor. Ey kardeşlerim, bu madde, bu dünya bu kadar bize, biz bu dünyaya, bu makama, bu maddeye bu kadar mı köle olacaktır? Bu kadar mı bizi rezil kafaze edecektir? Allah'ım, Allah'ım ayaklarımızı kaydırma. Kalplerimizi senin rızanın doğrultusunda hiçbir şeye razı etme ya Rab. Allah Resulü öyle buyuruyor. Bakınız, ilaca bakınız. İlaca bakınız, eczaneye bakınız. Gelin rahmet eczanesine. Gelin huzur eczanesine. İze azamet ümmeti eddinâra ve dirheme nuzi'a minhe heybeti l-islam ve izâ terekû emru bil ma'ruf haramu bereketil vahiy. Ümmetin maddeye, paraya, eve, şuna, buna, kalbinde sevgi beslemeye başladı mı, İslam heybetini ondan söker alırım diyor. İşte araç. Bakınız kardeşlerim, hayat dünyada bütün aletler araçtır, amaç değil. Amaç nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır muhteremler. Bakınız, özellikle şu pandemi döneminde bu entübe olduktan sonra kurtulan kardeşlerimizi dinliyoruz. Bu arada tabii hastalarda, hastanelerde çalışan doktorlarımıza Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et, Allah'ım yardım et. Çok büyük bir vazifedeler. Yani bir savaştalar, cephedeler. Benim yakın arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarımdan olanlar var. Hocam diyor, kurtaramadık. 20 yıl beraber yanında çalışıp, beraber yetiştiğim arkadaş 3 gün içerisinde gitti diyor. Çok acı günlerden geçiyoruz. Kulluğa yönelelim. Kulluk ile yarın dahi, bugün dahi, bir saat sonra dahi güvencemiz olmayan şu dünyadan ayrılırken yüzümüz gülerek ayrılalım. O entübe hastalarından kurtulan kardeşlerimizi dinliyoruz. O doktorlara ne kadar müteşekkir ediyorlar değil mi? Haklılar da tabii. Haklılar, çünkü yardım ettiler. Kendilerini feda ettiler. Sana bu nefesi doğduğundan beri veren, seni yediren, seni içiren, seni uyutan, seni güldüren, gözünü rengarenk yerlere temaşa ettiren Allah-u Teala'yı nasıl unutuyorsun? وَمَا لِيَ لَاَعْبُدُ الَّذ۪ي فَتَرَانِ وَاِلَيْهِ تُجَعَمْ. Bana ne oluyor ki ben Allah'a kulluk etmeyeyim? Ne oluyor? Ne oluyor size? Ne oluyor bize? Bu Allah'a kulluktan gafil oluyoruz. Gaflete düşmeyelim. Gaflete düşmeyelim. Sizi tanıyanlar işte adam gibi adamdır desinler. Güven vermek, eman vermek, sözüyle özü bir olmak ölünceye kadar bize vaat edilen bir emirdir kardeşlerim. Rabbim bizleri, neslimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Rabbim ülkemizi her türlü tehlikelerden muhafaza eylesin. Bakınız kardeşlerim, İttakillah haythuma kunt. Bunun da kapalı tacı, nerede olursanız olun, nasıl olursanız olun,
Allah'tan kork. Allah'tan kork. Allah'tan korkmayan bir adam saatli bomba gibi nerede patlayacağı belli olmaz. Allah'tan korkmayan Hazreti Ömer radıyallahu anh'a birisi zekatları dağıtıldığı esnada diyor ki, ey Ömer Allah'tan kork. Ömer radıyallahu anh bu sözden dolayı 3 gün hasta oldu, yemek yemedi, uyku yatamadı. Ben nasıl bir adam ki ben böyle bir söze muhatap oldum, ben nasıl Allah'tan korkmayan bir tarafım mı var acaba diye hasta oldu ya. Allah kalplerinize Allah korkusunu nakşeylesin. Allah gözlerinize basiret versin. Allah kulaklarınıza duyduğunuzu duymadığınızın hesabını verdiğinde hesabı verilen, yüzleri ak olan kullardan sizleri eylesin. Arkanızdan sizi hayırla anacak evlatlar nasip eylesin. Amel defteriniz açık kalsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.